Evet sevgili izleyiciler, az önce rakamları paylaştık. Koronavirüs vaka sayıları binli rakamları geçmeye devam ediyor. Vaka sayılarını düşürmek içinse acaba ne yapılmalı? Ne yapılırsa bulaşma oranı azalır. Bu konuyu konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Sayın Ceyhan, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Şimdi 700'lü rakamlardan 1000'li rakamları da biraz geçmeye başladık. Özellikle son hafta itibariyle konuşacak olursak. Sizin de açıklamış olduğunuz bir hareket planı var aslında. 5 ayaklı bir hareket planı. Bu plan uygulanırsa %97 oranında bulaşma riskini de önlemiş oluruz diyorsunuz. İsterseniz o planın ilk ayağıyla başlayalım. İş yerleri konusunda bir uyarınız var. Bu iş yerleriyle birlikte belki okullar da önümüzdeki günlerde açılacak. Beraber değerlendirmenizi alacağız. Hangi saatler arasında ne şekilde bir düzenleme yapılmalı iş yerlerinde ve okullarda eğitim nasıl başlamalı? Buyurun sizden dinleyelim. Şimdi tabii ki bu bizim uyguladığımız normalleşme modeli birçok ülke tarafından uygulandı. Yani hızla normalleşme, tedbirlerin birdenbire ortadan kaldırılması şeklinde. Bu tabii kullanılabilecek ve kabul edilebilir bir normalleşme yöntemi, ancak bunun belli kuralları var. Eğer bu yöntemle normalleştiğinizde mutlaka bir yerde vaka sayısındaki azalmanızda bir problem çıkar karşınıza. Burada da tabii bu bazen işte vaka sayısındaki azalma hızının kesilmesi gibi olur. Bize dikkat ederseniz 11 Mayıs'ta itibaren işte o şeylerin çok büyük bir önemi yok, dalgalanmaların. Yani 700'e indi, 1500'e çıktı. Ama genelde binler civarında takılmış durumdayız. 3 aya yakın bir süredir. Bu tabii ciddi bir problem. Bununla karşılaştığınızda sizin yeniden bazı tedbirler almanız gerekir. Şimdi bu tedbirler bu düzeyde çok, iş yerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasakları şeklinde olması, uygulaması da, uyulması da zor önlemler olur. Öncelikle bunlara neden olmadan, yani iş yerleri kapatılmadan, sokağa çıkma yasakları ilan edilmeden alınacak tedbirlerle başlamak lazım ki bunlardan birincisi dediğiniz gibi mesailerin kademelendirilmesi. Burada esas amaç toplu taşım araçları, en büyük bulaş kaynaklarından bir tanesi. Otobüsler, minibüsler, metrolar. Buralarda çok fazla bulaş oluyor. Tabii yani saat 8'de bütün insanlar aynı anda iş yerine çağırırsanız o insanlar mecburen o şartlarda gidiyorlar. Ama bir grup iş yerlerini 7.30'da, bir grubunu 8'de, 8.30, 9, hatta saat 10'a kadar bölerek mesai öyle başlatır. Akşam çıkışta da gene doğal olarak buna bağlı farklı saatlerde dönüş olursa mesai saatlerinin de kaynaklı toplu taşımalardaki yığılmayı önleyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, bizim başka bir karşılaştığımız problem de şu. Bu olayları hatırlarsınız. Basında da çok yer aldı. Genellikle bunların birçoğunda neden bir süper bulaştırıcı. Bu böyle bir kişi bir işte taziye evine gidiyor, bir cenaze törenine gidiyor, işte bir nişan yemeğine, asker uğurlama törenine, birdenbire oradan yüzlerce vaka çıkıyor. Yani hastalık belirtisi vermeyen ama aslında bu virüsü taşıyan kişilerden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, yani bunların bir kısmı tabii. Şimdi bakın, orada da bir yanlış değerlendirme var. Süper bulaştırıcı, işte her hastalığı belirtisi vermeden virüs taşıyan kişi demek değil. Herkes hastalığı bulaştırmaz bile. 80'e 20 diye bir kural var burada. Yani toplumdaki enfeksiyonların %80'i bu bulaştırma potansiyeli olan kişilerin %20'si tarafından oluşturulur. Herkes aynı derecede bulaştırmaz. Bu işte R değeri dediğimiz 2-3 civarındaki rakam, bu ortalamasıdır bu işin. Yoksa hani oradaki rakam 2 diye her virüs taşıyan kişi 2 kişiye bulaştıracak diye bir şey yok. Süper bulaştırıcı dediğimiz kişiler nadir görülüyor. Ancak kim olduğunu kendisi de bilmiyor, yani öyle bir özelliği olduğunu. Bunlar çok işte değişik teoriler var. Bunların
İşte diyaframların yapısı farklı, çok uzağa sürebiliyorlar. İşte çok uzağa hapşırıkla damlacık gönderebiliyorlar. Daha çok virüs yükü var bunlarda gibi teoriler var ama tam olarak henüz nedenini bilmiyoruz. Böyle bir kişi girdiğinde işte birdenbire oradan çok büyük vaka sayıları çıkıyor. Şimdi bunu önlemek için toplanmalara sayı sınırlamaları koymak lazım. Yani denilmesi lazım ki örneğin arkadaş toplanmaları, işte akraba toplanmaları, buralarda işte 5 kişi, 10 kişi yani bir sayı sınırı koyup bunun çok büyümesini engellemek lazım. İşte bir askere gitme törenine 20 kişi katılacak diyebilirsiniz. İstanbul'da yasaklandı, bugün açıklandı. Tabii 8 ilde yasaktı zaten ama diğer illerde yasak değildi. Ama nişanlar var mesela, düğünler var şu anda, taziye evleri var. Bunların hepsini bulaş sayısının çok yükselmemesi için sayıyla kısıtlamak lazım. Bir diğer üçüncüsü, bizde virüsün Türkiye'nin geneline yayılmasının nedeni genellikle virüsün yoğun olduğu illerden, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Konya, İzmir, işte Bursa, Sakarya, Kocaeli gibi illerden diğer şehirlere giden vatandaşlar bulaştırdı ve orada yayılmalara neden oldu. Bunun önüne geçmek için özellikle virüsü yüksek olan illerden düşük olan illere gidişlerde mutlaka bir kontrol sağlanması lazım. Test herkese yapamayabilirsiniz ama hiç değilse bu insanların bir kayıt oluşturarak denetlenmesi lazım. Gittikleri ilde ilk, mesela bir hafta eğer bu kişilere izolasyon uygularsanız, bu insanlar maskesini takmadan, mesafe kuranına dikkat etmeden insanlarla görüşmesini engellerseniz ve bulundukları yerleri takip edebilirsiniz. Cep telefonu üzerinden bile takip programları var. Bunlar kolaylıkla yapılabilir. O insanlar neden en azından bir kısmının da olsa bulaştırmasını engelleyebiliriz. Dördüncüsü, test politikamızı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Biz şu anda uyguladığımız politika şu, hastalık belirtileri ki o da sadece bir belirti değil, en az iki belirti varsa ya da bilinen bir hastayla temas etmiş ve üstüne bir de belirtisi varsa biz test yapıyoruz. Sonra bu teste pozitif çıkan vakanın etrafındaki temasları takip edip onları izole ediyoruz. Ama burada artık esas bulaştıranlar son dönemde giderek sayıları artan bu işte virüs taşıyan ancak belirti göstermediği için bizim farkında olmadığımız grup oluşturuyor. Bunların sayısı bizim tanı koyduğumuz vakaların sayısının en az 10 katı kadar. Hatta az test yaptığınızda bu 20 katına kadar çıkabiliyor. Günlük test sayısı o halde ne olmadı Sayın Hocam? Valla tabii bunun bir üst sınırı yok. Şöyle söyleyeyim. Mesela New York'ta 3 gün önce bir karar alındı. Ve bu alınan kararla okulların açılmasını ayarlamak için New York şehir merkezinin nüfusu 8 milyondur. O 8 milyon nüfusa her gün 70 bin tane tarama testi yapılacağını taahhüt ettiler. Ve burada bulunacak rakama göre okulları açacaklarını söylediler. 8 milyona 70 bin test derseniz Türkiye'ye uyarladığınızda 80 milyona 700 bin test yapmanız lazım. Bu sayıya ulaşamayız. Mümkün değil ama hiç değilse 100 bine çıkarmamız lazım. Günlük test sayısını ve bu vakalara test yaparken koyduğumuz kriterleri de biraz gevşetmemiz lazım. Yani tek belirtisi olana da eğer test yapmazsak biz o yakalayamadığımız, kaçırdığımız hastalar gidip başkalarına diyorlar ve biz bunu önleme şansımız olmuyor. O yüzden gerek tarama testinde, gerekse hastaların tanı testinde mutlaka değişiklikler yapmamız gerekir. Tarama testlerinde de mümkün olduğu kadar taramaları virüsü bulundurduğu zaman başkasına bulaştırma riski olan gruplara yapmak. Kimdir bunlar? İşte sağlık personeli, şoförler, hizmet sektöründe çalışanlar, işte garsonlar, uçaklardaki
kabin personeli, şoförler bu gruplara yatmadıkça, düşünün şu bunlardan çok önemli bir grupta gişe ve danışma memurları. Diyelim ki bunlardan bir tanesinde virüs var o sırada. Günde yüzlerce kişiyle yüz yüze görüşme yapar bu insanlar. O kadar bir sürü kişiye bulaştırır virüs. Ancak tarama yaparsanız o kişileri yakalarsınız. Yoksa onun kendisi bilmediği için, belirtisi olmadığı için işine gider ve bulaştırmaya devam edecektir o kişi. Evet. Şimdi tabii sizin işaret ettiğiniz başka bir kesim daha var. 65 yaş ve üzeri. Onlar Evet. için de güvenli bir ortam oluşturulması gerekti diyorsunuz. O güvenli ortamdan Şöyle, kastınız nedir? yani orada amacımız bu insanlar sadece o güvenli ortamlara girebilsin demek değil. Ama Türkiye'de ciddi sayıda 65 yaş üstü insan korkudan sokağa çıkamıyor. Bankaya para yatırması lazım gidemiyor, vergi dairesine gidemiyor, çıkıp sokakta yürüyemiyor. Çünkü çok kontrolsüz insanlar. Maske, mesafe önlemleri iyice azaldı. Ama bu insanlara hiç değilse şunu söyleyebiliriz. Her yere gidebilir. Yani hatta bu şu anda uygulanan saat yasaklarının falan da bir faydası yok. Zaman kısıtlamasına gerek yok. Ancak bu kişilere diyebiliriz ki bakın şu semtte şu şu parklar, işte şu yürüme alanları, şu sahil kenarı. Burası bizim kontrolümüz altında. Biz burada insanların maske mesafesini kontrol ediyoruz. Buralar sizin için daha güvenli diyebiliriz ve o insanlar gidip yürüyüşlerini orada yapabilir. İşte diyebiliriz ki bankalar, vergi daireleri bunlar işte haftanın şu günü şu saatler arası sadece 65 yaş üzerine hizmet verecek. Onlar da daha güvenli olarak rahatlıkla gidip o saatlerde o işlerini görebilirler. Evet, şimdi tabii de okullar meselesi var. Anladığım kadarıyla 31 Ağustos tarihine kadar biz sıklıkla konuşacağız bu konuyu. Siz az önce dediniz iş yerlerinde bir düzenlemeye gidilmesi gerekir mesai saatleri açısından ve tabii ki toplu ulaşımı da koordine etmek açısından önemli dediniz. Okullar için neler söylersiniz? Açılmalı mı yoksa bazı önlemlerle birlikte eğitim devam edebilir mi? Ne diyeceksiniz bu konuya ilişkin? Şimdi bakın bir defa birincisi şu, Sayın Milli Eğitim Bakanı iki tarih açıkladı. Dedi ki özel okullar 17 Ağustos'ta, devlet okulları 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak. Ancak eğitimin ne şekilde olacağını okulların açılmasına yakın karar vereceğiz dedi. Tabii o tarihlerde bir işte vakaların durumunda değişiklik olabilir diye düşünerek söylemiştir bunu. Ancak şimdi görüyoruz ki geldiğimiz noktada o tarihlerde de büyük bir değişiklik olmayacağız. Olmayacak. Biz en iyi bu şartlarda bugünküne benzer bir durumda okulları açacağız eğer açacaksak. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok beklemesine gerek yok. Şimdiden kararlarını açıklayabilir. Özellikle çok tedirgin velilerin büyük bir kısmı ve onlar da kendilerini işte daha güvende hissedebilirler. İkincisi bu dünyada da çok tartışılan bir konu. Gerçekten çok zor. Çünkü okullar kabul etmek gerekir büyük bulaş alanı. Ve o yüzden de Türkiye'de dahil hemen hemen bütün ülkelerde salgın başlar başlamaz ilk yapılan şey okulların kapatılması oldu. Şimdi de açarken çok dikkatli olmamız lazım ama son bir haftadır, 10 gündür falan yavaş yavaş diğer ülkelerin kararlar da gelmeye başladı. O da bir önümüze biraz daha ışık tutuyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde işte CDC bir öneride bulundu. Bir yerde okulları açmak için en az işte 2 aydır orada vakaların azalmaya devam ediyor olması şartını getirdi. Bir de yüksek oranda test yaparak işte biraz önce söylediğim düşündükleri rakamı test yaparak bu testlerde %1'in altına iner, altındaysa pozitiflik oranı. Şimdi bizdekini düşünürseniz 50 binde işte 1000 derseniz %2 bizde şu anda. Orada %1'in altındaysa açılabilir dedi Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şehri için. Ve sonra da okula devam ederken %3'ün üzerine çıkarsa bu pozitiflik oranı tekrar kapatacağız. Yani bu şekilde tarihleri belli, İşte açılma ve kapanma kriterleri belli, planların
gerek okul idarelerinin, gerekse velilerin önüne konması gerekir. Şöyle bir politika yanlış olur. Yani biz duruma baktık ama bir kriter koymadan biz bu durumda okulları açıyoruz. Yarın bu sayılar artarsa o zaman da kapatırız şeklinde muallak. Velilerin de ne önünü göremeyeceği, okulların da önünü göremeyeceği bir yöntemle açılmaması gerekir. Yani bunların kriterleri, standartları belli bir plan konulmalı önümüze. Ve herkes bilmeli ki mesela bir veli baktığı zaman vakalar artıyor. Nasıl, ne zaman kapanacaktı? Bana sorarsanız işte %2'yi kabul etmek lazım Türkiye için. Çünkü biz onlara göre çok az test yapıyoruz. %2'yi geçerse yani şu andaki verilerle aşağı yukarı binin altına inerse 50 bin test yaptığımızda binin altına inerse okullar açılacak. Binin üstüne çıkarsa okullar tekrar kapanacak gibi bir bilgisinin olması lazım. Evet. Şimdi Onun dışında buyurun. evet. Buyurun. Onun dışında okullarda tabii örneğin Almanya bütün okulları aynı anda açmadı. Vaka sayılarının düşük olduğu eyaletlerde açtı, diğerlerinde hala duruyor. Bizde de bu yapılabilir. Yani işte bu tamam, o zaman tarama testlerini çoğaltmamız lazım. Şimdi bir diğer önemli, benim için önemli olan karar şu. Bütün sınıfları aynı anda açmamak gerekir. Öncelikle 6. sınıftan itibaren daha büyük çocukların sınıfları açılmalı. Daha küçük çocuklar için bir ay süre belirlenip o bir ay süre içerisinde daha büyük çocukların durumu gözlenip sorun çıkmazsa daha küçük çocukların sınıfları açılabilir. Bu da çünkü o yaş grubunda kontrol etmek falan çok daha güçtür. Ve belki gerek kural şu. Şimdi Türkiye'de şu anda yani bana da çok yazan var, sosyal medyadan da gördüğüm birçok aile diyor ki ben bu şartlarda göndermem çocuğumu Evet. okula. Türkiye'de bunun bir hukuki yaptırımı var biliyorsunuz. Yani kimsenin böyle bir şey hakkı yok. Ben göndermiyorum diye. Ama şu özel durum için Amerika'da da bu yöntem uygulanıyor. Bizde de çocuğunu okula göndermek istemeyen bu şartlarda ailelere bütün derslerin internet üzerinden verilmesi de çocuğunun evde eğitilmesi hakkı tanınmalı. Yani bir çocuk ya karma eğitimle mesela diyelim ki haftanın 2 günü okula gidiyor. Ama bir başka çocuğun ailesi göndermiyorsa onlar da o haftada 2 gün verilen derslerde de bütün dersleri online takip ederek bu seneki eğitiminden geri kalmamalı diye düşünüyorum. Bu da hem de bunun şöyle bir faydası olacaktır. Aynı anda sınıfta bulunan çocuk sayısı da azalacağı için o okula karma eğitim içinde bazı günler giden çocuklar da daha güvencede olacaktır. Evet. Şimdi tabii ki önümüzde sonbahar ayları da var. Özellikle bu grip türü hastalıkların da yaygın olarak yaşandığı aylar olarak görüyoruz. Ve birçok kişi de bu aylara girmeden önce grip aşısı yaptırıyordu ya da işte zatürre aşısı gibi aşıları yaptırıyordu. Bu sene yaptırmamız gerekiyor mu bu aşıları? Onu sorayım. Bir de uygun tarih ne zamandır acaba? Evet, şöyle, şimdi bir defa grip, pnömokok hatta, yani artık onu zatürre aşısı diye biliyor, pnömokok aşısını. Pnömokok ve COVID-19. Bu üç hastalığın risk grupları, yani bu hastalığı geçirirse ağır seyredecek, ölüm riski olan gruplar aşağı yukarı aynı. Sadece COVID-19'da işte hipertansiyon, kontrolsüz hipertansiyon da bir risk faktörü, diğer ikisinde tek değil. Ama onun dışında örtüşüyor bunlar. Bu risk gruplarının zaten bu iki aşıyı da olması lazım. Hem grip aşısını hem zatürre aşısını zaten bunları devlet ödüyor. Yani vatandaş herhangi bir para ödemeden ya nüfus cüzdanıyla yaşı 65'in üstündeyse hastalığı varsa hastalık raporuyla gidip aşısını yaptırabiliyor. Bunlardan grip aşısı her sene Eylül'ün ortalarından sonra o senenin yeni aşısı üretilir, işte ülkeye gelir ve ondan sonra yapılır. Şu anda yani grip aşısı yapılmaz. Evet. Ama pnömokok aşısı şu anda da mevcut. Aile hekimlerinde de var. Kendi aile hekimlerini ararlarsa çocuklara yapılan aşı bu zaten. Hani
işte ikinci, dördüncü, altıncı, 12. aylarda bütün çocuklara ülkenin bedava yaptığı devletin aşı aslında. Bu aşıyı yaptıracak. Bir de bir başka zatürresi daha var. O 23 antijen içeriyor. Ancak o aşı şu anda piyasada bulunmuyor. Zaten eğer bu bahsettiğim Prevenar adı verilen aşıyı eğer yaptırırsa kişi onu da bir yıl sonra yaptırabilir. Ama şunu soruyor iseniz eğer, bu risk gruplarında olmayan kişiler ne Evet, yapsın? veya işte Or 65 yaşın evet. altında olanlar. Tabii hasta, kronik hastalığı yok. Bu insanlara da şunu söylüyorum ben. Bunların parasını devlet karşılamıyor. Kendileri ücreti karşılayacaklar. Ama böyle bir durumda ben kendim için yaptırıyorum. Ama yaptırırlarsa yararlı olur ama mutlaka yaptırın diye önereceğimiz gruplar değiller Peki. bunlar. Fakat grip aşısında bir sıkıntı çekeceğiz. Görünen o. Çünkü dünyada bu hem grip aşısına hem zatürre aşısına çok yoğun bir talep var. Bütün dünya şu anda bu hastalığı yaşadığı için COVID-19'u biraz önce söylediğiniz nedenlerle bütün ülkelerde isteniyor. O yüzden yetemeyebilir, biraz sıkıntı çekebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Ceyhan yayınımıza Rica katıldığınız ederim. için. İyi yayınlar.